Anadolu Efes katkılarıyla burada olan burada kalır. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, efendim bir Burada Olan Burada Kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim bu kez İstanbul merkez stüdyolarımızda, teknik masamızda The Sakal of the World yerine Yunus formayı devraldı. Namatu Tokyo destenen New Beijing yine raporlu. Efendim dün akşamki galada ben çok yoruldum. Evet. Teşrifatçılık yaptım. Do not disturb diyerek odasının kapısına tabelayı astı. Efendim Anadolu Efes katkılarıyla bir Burada Olan Burada Kalır programına daha başlamak üzere ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve hemen yanımda daimi misafirim şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir, fukara, garip, kurap. Ha dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, dünyanın anasını ağlatan Pezo, CF, İlhan Mask gibi yavşak adamların bir numaralı savunucusu, Kapris abidesi, altı dublörlü Tom Cruise'un en yakın kankisi, Cem Yılmaz'ın ağabeyisi, degüstatör, aynı zamanda Sinop Erfelek Kestanesi, İstanbul ve Marmara Bölge Distribütörü, Beylikdüzü Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Z kuşağının pambık dedesi. Hocam yoruldum ya. Evet, ve Cem Yılmaz merhaba. Ben dinlerken yoruldum ya. Evet, bugün hocam biraz ama uzadı mı yoksa böyle hocam, hani genleşti mi? Bazen şöyle mesajlar alıyorum. Evet. Macunda kısıtlamaya gitmeyin. Evet. Macun kırmızı çizgimizdir. Çünkü abi sen macunladığın zaman canım canım böyle uykusu geliyor. O da macun oluyor. Bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Uykum gelmez de yani. Evet, rol çalmasına engel olarak hemen gözlüğümüzü devrettik. Evet hocam, gün geçmiyor ki mutlu haberler peş peşe gelmesin. Evet. Özellikle Türkiye'nin genç kuşakta sportif alanda inanılmaz başarı haberleri geliyor. Neler var? Voleybol var. Voleybolda kadın zaten var. Kadın voleybolunda şu anda dünyanın bir numarasıyız, evet, hocam. Eskiden yani. Küba'ydı, hatırlar mısın abi? Bir ara Küba'ydı. Çin kuvvetliydi bu alanda. Fakat kızlarımız yıllardır büyük bir emek vererek hep finallerde, hep kafaya oynayarak evet, ve en sonunda da Vargas diye bir asansörü transfer edip milli takım istediği başarıyı elde etti. Ben şunu merak ediyorum abi orada. Biz bir yere katılacağız ya. Evet. Bir sürü takımı yeniyoruz. Yani. Evet. Abi şimdi olimpiyatlara gideceğiz ya. Yine onu yendi, bunu yendi, evet, onu yendi. Ya abi kimi, daha kimi yeneceğiz yani? Biz kaç takımı yenersek artık bir yere gidebiliyoruz ya. Hocam, dünyada yenmedik takım kalmadı. Şu anda kalmadı. Yetmiyor yani, ya yetmiyor. Hala yetmiyor. Yetmiyor. Hala bir de Çin var, onu da yenin bakalım. E tabii. Çünkü olimpiyat dediğin zaman hocam biliyorsun 5 tane halkadan oluştuğu için, evet, bütün dünyayı tamam kapsıyor. Tamam abi. Yani biz herkesi yeniyorsak, evet, zaten olimpiyata gitmeye gerek yok. Herkesi yendik, parça piçik ettik. E tamam, o zaman da mesela Barcelona veya Real Madrid'in şöyle bir hakkı olur. Abi biz zaten herkesi yeniyoruz. Maçlar niye oynansın? Çünkü evet, birini yendiğin zaman bir başka müsabakada onu kesinlikle yeneceksin, tamam, diye bir garanti yok. Tamam, yok. Ben sadece şunu merak ediyorum. Hani abi bir futbolda bir eleme olur, bir eleme daha olur, artık bir yere gelirsin. Burada evet, kaç maç abi ya? Hocam burada puanlama sistemi de var aynı zamanda. Aldığın set bile sana puan olarak geliyor, anlatabiliyor muyum? Mesela 3-1 kaybettin, bir de 3-0 kaybettin. 3-1 kaybetmek sana avantaj getiriyor. 3-2 kaybetmek avantaj tamam, getiriyor. Tamam, biz şimdi olimpiyatlara gidiyor muyuz abi? 2024'te Bonsoir Paris diyerek Paris'teyiz hocam. Ya, gitsek mi acaba? Diyeceğim gidelim ama ben. Nerede? Ha? Ya gitmek isterim. Ben olimpiyat görmedim hiç. Gideriz. Bunun organizasyonunu yaparım. Sen çok gördüğün için. Evet. Yıllarım benim olimpiyatlarda geçti. Ben bunu görmek isterim. En azından kadın voleybolumuzun seviyesini bir de canlı olarak görmek isterim. Hepsine helal olsun. Buradan yetkililere evet, seslenelim. Evet hocam. İki kişiyiz. Evet, evet, gereken organizasyonu yapın. Ekonomide gider miyiz? Yok. Hocam bak bagajda bile giderim. Evet, bagajda git. Yani bagajda tabii gidemeyiz. Yeter ki gidelim, o canlı atmosferi bir görelim. İlgililere yaşayalım, sesleniyorum. Evet. Voleybol Federasyonu'nu harekete geçmeye davet ediyorum. Davet ediyorum.
İki bilet lütfen. Önden arkadan olması fark etmez. Evet. Yeter ki o atmosferi görelim. O atmosferi tamam. Görelim. İster hocam. Misin yarın gerçekten davetiye şu, bu bilmem ne. Hocam ne güzel olur be. Hem de gelin kızlarımıza moral verin derler. Tabii ki güzel olur da sanmam yani. Evet yani onun dışında hocam. Abi bu işte pardon özür dilerim. Lafını balla kesin. Bu işlerde bazen orada olması gerekenler değil de. Olmaması gereken tabii olur. Olmaması gereken adamları çok görürsün. Evet. Ya derse ki mesela bir ortama girerse sen girerken savcılıktan temiz kağıdı, evrak, parmak izi, bilmem ne, yandan şey. Fotoğraf, kıyafet, her şeyi yap. Bir girersin içeri, aa hiç öyle bir şey yok. Evet. Neyse. Hocam çok az sahamız alabilir miyim? Tabii ki efendim Yunus'tan. Ben de mi yavrum saate doğru gideyim efendim? Yunus'un yaptığı muhteşem kadrajdan sonra. Evet 20 dakika olsun. Sonra uyanması ilginç oldu. Evet çünkü ama... o arada güvercin gibi daldı hocam Yunus'un. Böyle bir kafa düştü bir toparlandı ki aman Yunus'ta abi. Yunus da partideydi abi. Partiledi sabah 6'ya kadar. Vay sabah 6'ya kadar. Şarkılarla coştuğu için demek ki aslında bugün de şu andaki bakışı da benim burada ne işim var? Abilerim. Benim şu anda hamakta evde yatıyor olmam lazım. Evet. Hocam sportif başarılar. Ne hamak mı? Hamak. Hamakta hocam. Hamakta şöyle yatılır. Yani korunaklı olması lazım. Etrafta sinek, böcek bilmem ne hamakta yatar. Otel odasında hamakta yattım. Yok abi otel odasında hamakta yatmadım. Ben yattım. Nerede? Sevgili Ozan Güven bize Barcelona'da bir otel ayarlamıştı. Evet. Odada yatak yoktu. Hamak vardı. Hadi canım. Yani bir çift kişilik oda. Çift kişilik oda. Biri hamak yatak, var. Öbüründe de sadece hamak var. Yok, yatak vardı. Yalan yok. Yani bir tane yatak var. Tek kişilik. Bir tane de hamak var. Yani ister hamakta yat, ister yatakta yat gibi. Sen hamakta mı yattın? Ben hamakta yattım. Çünkü hamakta yatmamışım hiç bilmiyorum. Peki güzel miydi? Bir deneyim evet. Anlıyorum. Bu tavsiye da böyle bir anekdot. Tavsiye eder misin hocam yok, arkadaşlarımıza? Etmez. Kısa kaldı. Biraz böyle boyumu da şeydi yani kısaydı. Evet. Ama öyle bir macera var. Sabah bir kalktın şöyle akordeon gibi bükülmüş müsün? Ama niye öyle bir şey yapmışlar? Konsept. Dünyada bin bir çeşit konseptler var. Hocam badakçılığın adı da konsept olmuş. Öyle şimdi mi? Baktı ki orayı çift kişilik oda diye satsa bir gireceksin ulan zaten iki tane yatağın arasında evet, bir santim mesafe var. Evet zaten çok küçük bir odaydı. Bu nasıl iş diyeceğin için efendim konsept gereği bir tanesi yatak öbürü hamak. Peki diğer odalarda var mı aynı var, sistem? Var herkes. Öyle. Çok güzel tokatlamışlar milleti. Buradan otel sahiplerini yürekten kutluyorum. Hatta bazılarında yatak yokmuş. Direkt hamak. Hep hamak. Peki fiyat farkı var mı? Yatak şimdi? Fiyatı. Abi konsept bu. Ha yani yatakta... modern bir havası var. Öyle garibanlıktan bir hamak değil. Anladım. Yani yatakta yatan da 210 euro. 210 euro hamakta yatan da evet, 210 euro. O da 210 euro abi. Fark yani, etmez. Tabii. Kim hamakta yatar biz karışmayız. İstersen sen içeride küvette yat. Adı ne? Otel hamak mıydı otelin? Hamak. Ama güzel. Çok merkezi bir yerdeydi. Yani o değildi diyorsun. Değildi tabii yani kapıdan çıktı mı şehrin içindesin. Peki şeyini merak ettim. Mesela banyosu da acaba leğenden tas dökmek suretiyle mi yoksa adam gibi duşu var mıydı? Yok, vardı. Duş var. Duş küvet basit var miydi? Küvet. Duş basit miydi yoksa böyle hani şimdi uzay istasyonlarındaki gibi şeyler yapıyorlar bir türlü ayarlayamıyorsun. Basit. Aç kapa. Ha. Sen çok uğraşıyorsun abi otellerde onlarla. Abi ben ondan yani. Nefret ediyorum. Tamam bazıları gerçekten hani şöyle yaptım yukarıdan yarım debriyaj aşağıdan biraz daha çevirirsen ılık. Yani onu anlıyorum ama bazıları da basit ya. Hocam onu buluncaya kadar ya kavruluyorum ya donuyorum. Buradan tamam. Otel sahiplerine tamam, sesleniyorum abi. Sen yapacaksın abi onu. Hayır. Şimdi abi Adem babasın sen. Evet. Adem babaya geçmeyeceksin önce. Havluyla mavluyla o işe geleceksin şeyin başına. Evet. Ayarlamaları yapacaksın. Evet. Sonra anadan nüryana geçeceksin. Hocam, sen tamamen anadan nüryana o işlerle uğraşıyorsun. Hocam bak sırtında bornozla geldin. Banyoya girdin. Şurada bir tane bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Ulan bu hangisi deyip en nihayet suyu açmak zorundasın tabii, ya. Tabii açmak zorundasın. Daha banyoya girmiş. Dünyanın girmişsin. Suyu da gidiyor boşuna. Ha, buradan mesela çuş yapıyor. Beğer yukarıdanmış o zaten banyoya girmeden sen evet. Ya donuyorsun ya üşüyorsun. Tabii. Evet öyle bir şey var. Bu nedir Allah aşkına? Abi sesleniyordun. Ya. Buradan otelcilere sesleniyorum. Lütfen abi hayatımızı zorlaştırmayın. Her şey ne kadar basit o kadar bizim için aç, kıymetli. Aç kapa sıcak su, soğuk sıcak. Soğuk su. Bitti. Bu sıcak bu soğuk. Aç kapa yukarıdan ve aşağıdan. Bunu buradan bunu buradan. Oho. Peki o zaman şöyle bir şey yapsan abi. Sen duşa girmeden ya da banyoya ya, neyse. Evet. Resepsiyonu arasan, bir görevli gelse, evet. Suyu senin istediğin sıcaklığa getirse, sonra sen evet. Gelsen. Şimdi artık akıllandım. Evet. Herhangi bir otelde böyle zingarellino bir tesisat gördüğüm evet. Zaman odaya bavulu bırakıyor ya çocuk. Evet. Giderken diyorum ki arkadaşım bir dakika. Bana şu duşu bir anlat bakayım bu nasıl şey. Evet. Bazen ben de bilmiyorum efendim diyorum.
Ben de bilmiyorum. Allah diyor. Allah. Tabii o da servisinden biri geliyor, evet. Telefon ediliyor. O sana öğretiyor, 5 yaşında çocuğa öğretir gibi, burası sıcak, burası soğuk. Sen peki sıcak mı seversin, ılık mı seversin, soğuk mu seversin? Ben her zaman ılık yıkanmayı tercih ederim hocam. Uykun. Bütün sevgili dostlarıma da onu tavsiye ederim. Ben soğuk severim. Çividis. Çividis, evet. Yaz kış. Tabii. Ya yaz kış değil, soğuk severim yani. Öyle bir yazın soğuk sıcak, öyle bir kavram şeyim yok. Soğuk işte. Böyle olmam lazım. Hocam bazen Rusya'da öyle görüntüler var biliyor musun? Buz gölüne giriyorlar. Bildiğin buzun içine giriyor. Da öyle. Sonra bir çıkıyorlar, kimse konuşamıyor. Finlandiya'da da Helsinki'ye gitmiştim biliyorsun abi. Küçük evet. Küçük adacıklardan oluşuyor. Yani küçük küçük adacık dediğin hakikaten adacık. Neredeyse bu oda kadar bir ada. Bir evet. Almış adam. Sauna mı var içinde? Sauna var bir tane. Hı. Tek bir sauna var. Başka hiçbir şey de yok yani. Fin hamamı dedikleri tabii, bu. Küçük teknesiyle yanaşıyor, hamama giriyor, işte ısıtıyor neyse. Terliyor. Güzelce yani. Terliyor sonra ayaz suya dalıyor. Uf. Ama binlerce var yani. Ama hocam bu peki sağlık açısından zararlı değil mi yani? Birdenbire vücut mesela 70 derece sıcaktasın. Şimdi onu bilmiyorum. Terlemişin oradan onu çıkıp bilmiyorum. Bir anda -15 dereceye dalıyorsun. Onu bilmiyorum ama Finlilerin biliyorsun fin hamamı meşhur yani sauna. Onlardan rekorlar falan hep onlardadır yani. 56 saat falan filan. Vallahi ben yine de gözüm korktu benim hocam. Bir kere anlatmıştık onu öyle koluna girip çıkardılar aklı. İstakoz gibi tabii olmuş. Bir dakika daha fazla duracağım, rekoru ele geçireceğim derken hakka yürüyordu. Olmaz hocam, olmaz. Yani onu bilmiyorum nasıl bir etki yapıyor tabii tam sıcaktan soğuğa. Ya şimdi sıcakta tıbbi olarak benim bildiğim insan da genleşiyor. Hmm. Ya yani damarların mesela genişliyor, genişliyor, genişliyor değil mi damarların? Evet. Soğuğu genişliyor gördüğü mu, zaman. Daralıyor mu acaba? Abi genişliyor bence. Soğuğu gördüğü zaman da büzülüyor. E sen 70-75 derecede 15 dakika durdun. Sıcaklık daha da artsın diye de tasla mentolü taş taş 75 derece değil abi o. Abi çok sıcak oluyor. Ondan sonra kalkıp birdenbire vücuda şok yaratıyorsun. Tamam yani işte. Genişlemiş olan damar anında şok olup büzülüyor işte. Şoklama o arada, deriz ona işte biz. Şoklama ama hocam beyine pıhtı attı. Finlandiya'nın şeyine bakmak lazım yaş ortalamasına. Ve beyin pıhtı oranına bakmak lazım. Finlandiya işte. Çok ilginç bir ülke abi. Refah ve ya da refah mı ferah mı? Refah. İkisi de değil, refah seviyesi. Refah seviyesi çok yüksek olmasına rağmen evet. Eğitimi çok iyi, bilmem ne kişi başı milli gelir çok acayip falan derler ama Finlandiya'nın ilginç bir özelliği var. Dünyadaki en yüksek ülke nüfus oranına göre cinayet oranına sahip. Yapma ya. Hmm. O zaman depresif bir depresif. Ülke. Çünkü abi bazen hani bazı yerlerinde her yerde değil ama bazı yerlerinde 6 ay gece 6 ay gündüzü var. Gündüzün evet. Neredeyse gecenin hiç olmadığı, çok hafif bir alacakaranlık olduğu yerler var falan. Evet. Ya hayatını devamlı buna göre ayarlamak demek ki insanı geriyor. Öyle ben. Ben işte tekrar evet. Söyleyeyim. Helsinki'ye gittiğimde, Helsinki maratonuna gittiğimde güneş tepedeydi, geziyordum. Hangi tarihti? Mart falandı. Ha Mart, evet. Ya kış sonu. Evet, güneş tepede. Evet. Güzel, gayet iyi. Yarın da maraton var. Geziyorum. Hiç saate bak aklıma mı gelmiyor. Aydınlık ışıl ışıl etraf geziyor. Saate bir baktım 11.30. Allah Allah. Tabii. Yani böyle bir akşam 5 gibi düşün bizim. 11.30 olmuş. Telaş içinde otele gittim hemen uyudum tabii. Tabii. Maratonda benim derecemi etkiledi. Anlıyorum. Şimdi ben. O saate kadar gezmemem yoksa gerekiyordu. Yoksa ilk 3'e giriyordun kesin. İlk 3'e girmedim ama güneş tepede olması. Yani düşün bunu ben bir kere yaşadım. Belki 2 gün yaşadım ama bunu ömür boyunca yaşadığın zaman sen devamlı karanlık, devamlı karanlık. Onun İyi, için doğru. Finlandiya'nın öyle bir negatif yönü var. Yani Finlandiya'yı hep övüyoruz ama negatif maalesef böyle bir var. Tarafı var. Hocam ben de aynı tespiti Danimarka'da yapmıştım. Orası da aynı. Ha, bir aynı. Kış gitmiştik. Hayatımda ilk defa soğukta ağladım hırsımdan. Çok soğuk olur. Yani böyle bir soğuk olur ki evet. O kadar tedbirli Kuzey olmama soğuğu, rağmen. Evet. Senin de dediğin gibi hava hep böyle kapalı. Bir ara böyle bir askeriye hafif... gibi abi orası. Ha böyle bir hafif evet. Böyle bir ispirto mavisi gibi oldu. Evet. Ha gündüz oldu dediler. Bir saat falan sürdü zaten. Evet. Ondan sonra tekrar karanlık evet. Oldu ve devri yavaş. Yavaş. Herkes çok yavaş çok hareket yavaş. Ediyor. Evet. Bisiklete binenler falan böyle gidiyorlar. Ağır çekim her şey. Ağır çekim böyle. Kardeş yoldan pling pling yok öyle evet. Bir şey. Çok sakin. Çok sakin. Ben trene bilet alacaktım metro gibi bir şeye. Adam var orada. Adam duruyor. Evet. Bir işte bilmem nereye bilet dedim. Böyle yaptı. Baktım orada makine var. Makineden. Sen niye duruyorsun ki orada? İşte o böyle böyle yapmak için duruyor. Evet, bilet soranlara parmağıyla burası demek için duruyor. Aynı şekilde bir burger markasının şeyine gitmiştim.
biz tabii adama siparişi veririz, bu taraftan da alırız ya. Evet. Siparişi vermeken hücumda ıh diyecektim tam. Dilini de tabii hakim değiliz. Tam ıh derken o da böyle yaptı. Orada gene bir makine var. Levanı oraya ateşleme. Levanı da oraya ateşleme. Yani neredeyse insanla irtibat yok. Yani bileti insandan almıyoruz. Pizzayı bu gökte insandan almıyoruz. İnsandan almıyorsun. İşte böylece hocam insanın kıymetini biliyorsundur umut ediyorum. Çünkü bunları hep makineye yaptırırsan insanlar taş mı yiyecek hocam ya? Taş yemiyor. Böyle ıh yapıyor. O taraf diyor. Yani ama bir kişi çalışıyor. Çok donuk bir yer abi. Biliyorum çok donuk. Evet. Böyle yani sanki hani filmlerde olur ya bir şey olmuş. Zaman durmuş. Radyoaktif bir serpinti gelmiş. Bunları böyle yalamış geçmiş öyle duruyorlar gibi ya. Herkes sakin mi hocam? Evet abi diye böyle yani çok... Mesela Danimarkalı Eminönü meydanına gelir getirsen yarım saatte deliriyor adam. Ne kadar? İnsanlar böyle üstüne gelecek. Bağırış, çağırış, taksi bilmem ne. Hocam Eminönü meydanı dedin de bugün yine İstanbul'da müthiş bir trafik keşmekeşi vardı. Niye bugün ne var? Bilmiyorum yani kilit bahirdi her yer. Özellikle hocam Cemal Reşit Rey konser salonu. Efendim söyleyeyim yandaki TÜYAP'ın yeri miydi? Oralar falan güzellik konulu bir standlar şeyi topluluğu varmış hocam orada. Allah güzellik Allah. Malzemeleri, estetik falan filan böyle biliyor musun? Nişantaşı falan tamamen yumak halindeydi. İki sıra, üç sıra arabalar otoparklarda senin yer yok. Senin işin var abi orada. Sen ben de arabayla gelmek gafletinde bulundum. Allah'ım çıkışta eziyet aşağıdan Dolmabahçe'ye indik orası da böyle. Sonra kendi kendime dedim ki hocam turist otobüsü gördüm. O hop on hop off'lar evet, var ya. Üstü açık. Onunla böyle boğazı falan bakıyorlardı. Ulan dedim dışarıdan gelen insan için İstanbul 5 gün 6 gün ne güzel şehir. Tabii. Değil mi? Tabii. Ama her şey için öyle. Biz de işte Danimarka'ya gidiyoruz. Üşüyoruz müşüyoruz ama vay vay diyoruz. 5 gün i̇şte Londra'ya gidiyoruz vay anasını diyoruz. Ama orada yaşayan adam için öyle değil. Evet. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Bir tane astronot var abi meşhur. Rus. Devamlı dünyanın fotoğrafını çekiyor işte Kızıldeniz. Yakın bir, dostum ha. Arkadaşım biliyorum. Öyle mi? Evet. 300 gündür falan uzay istasyonunda. Evet. En çok duygulanarak gözyaşlarım pınar böyle gözlerim dolar diyor. Evet. Dönüp Türkiye'nin üstüne geldiğimizde özellikle İstanbul'un üstüne geldiğinde evet. Fotoğrafını çekmek beni müthiş mutlu ediyor diyor. Evet. Böyle bir güzellik diyor dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Evet. Ne Çin'de, ne Amerika'da, ne bilmem ne falan. Evet. Ne diyorsun abi bu arkadaşa? Acaba uzaydan baktığı için mi öyle görünüyor? Hayır. Arkadaş büyük bir kolpacı. Öyle mi? Tabii. Buradan bize zarf atıyor. Kime? Türkiye'ye. Vatandaşlık verelim diyor. Vatandaşlık zaten zarf, bedava. Hayır, Türkiye'ye zarf atıyor. Sen ki kalkıp uzaydan Türkiye'yi böyle muhteşem boğazı çekiyor devamlı. Muhteşem bir ülke olarak gördün, boğaza bayıldın. Gel biz seni bir İstanbul'da misafir edelim bir 3 gün, 5 gün. Bir Fethiye, bir Marmaris. Gerekirse böyle bir mavi tur yaptıralım. Çeşme'yi gör, Bodrum'u. Bedavaya zarf atıyor ki. Hani bakanlıklar falan sahip. Ama adam İstanbul'u övüyor abi Rus. Abicim İstanbul'u Fethiye'yi övmüyor ki. İstanbul'u görmek istiyor. Astronot abi böyle bir dümene yapmasına ne gerek var? Abicim, bizim uzay ajansı var. Ha. O ne oldu hakikaten ya bizim uzay ajansı? Bilmiyorum hocam. Bir uzay ajansı kurulmuştu. Ne zaman? Abi geçen senelerde bir uzay ajansı kuruldu 1 milyon lira bütçeyle. Çalışıyordur hocam yine. Ne çalışıyor 1 milyon lira bütçe? Olsun. Benzin parasını etmez. Olsun. Neyse o uzay ajansına bir alo dese. Evet. Yaşatsınlar. Ben Rus kozmonotum. Tamam. Bilmem kaç zamandır da uzaydayım kardeşim. Sizin evet. De fotoğraflarınızı çekiyoruz. Devamlı İstanbul'u fotoğraflıyor. Tamam çekiyoruz. Bir babalık yapın bir misafir edin diyebilir. İşte onun da maliyeti var hocam. Şimdi Moskova'dan İstanbul'a business class uçuş gidiş dönüş. Abi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, uzay ajansı, hayır. Bir tane kozmonotu şöyle İstanbul'u gezdiremeyecekse. Hocam ben şimdi maliyet hesabı yapıyorum tamam mı? Tamam. Kozmonotu neydi ismi arkadaşın? Bak bakayım hocam ismi. Oleg Ortemyev. Tamam şimdi sevgili Oleg. Oleg kardeşimizi Oleg çok var ya usta. Var. Evet. Oleg kardeşimizi Moskova'dan İstanbul'a getirdik. Evet. Havaalanında karşıladık. Bir şey değil. Götürdük 4 yıldızlı 5 yıldızlı otelde 5 gün misafir ettik. Çırağında 5 gün misafir ettik. Oleg şu anda bizim için 10 bin dolar oldu zaten. Sen abi gene 1992 fiyatlarını söylüyorsun. Bak uçak bileti gidiş dönüş ve otel konaklama 5 gün 10 bin dolar oldu zaten hayır. Kafadan. Daha mı fazla? Zaten konaklama bir gün 10 bin dolar abi. Abi bak seni bir türlü update edemiyoruz abi rakamlara. Abi ben alışamadım yüz bu rakamlara. Ekmek 15 lira oldu, simit 10 lira oldu, benzin 40 lira oldu. Simit 10 lira mı oldu, ekmek 15 lira evet. Oldu. Evet.
Abi çırağım dediğin yerde bir gece konaklamak zaten 10 bin dolar. Ha, o zaman sen 5 güne 10 bin dolar ne zamandı biliyor musun? 92'deydi o. 92'deydi. O zaman gidiş dönüş uçak bileti 10 bin dolar. Abi 5 şu anda bin Oleg, 60. Oleg çırağına girdi, odasına yerleşti. Yüzlük olduk zaten biz. Kapıdan 100 bin tabii, dolarımız gitti. Evet. Beni bir gezdirin abi dedi. Tamam, bir tane şey tutulur. VIP araç tuttuk. Bir tane de Rusça bilen. Ayasofya, Sultanahmet, Multanahmet gezdirdik tamam. Oraları şey, gezdi dolar. Abi diyelim ki 500 bin dolar tutsun. Evet. Tutmaz ya. Evet. E tamam, Türkiye'nin tanıtımına katkı. Bu adam şimdi çekiyor, Instagram'ına koyuyor uzaydan. Aha. Adam uzaydan Instagram'ına koyuyor. Ya. Biz şurada Beşiktaş'a gidip bir fotoğraf çektiremiyoruz. Vallahi çektiremiyoruz be. Bu adam mesela yani başka bir adam abi o zaman. Başka bir dünyada yaşayan bir adam değil mi sonuçta? Elbette. Dünyada adam, yaşamıyor. Dünyada yaşamıyor, orada yaşıyor yukarıda. İşte tamam, bambaşka bir insan yani bu adam. Senin benim gibi normal bir insan değil. Elbette ama bunu getirip ama İstanbul'da... Ama dönüp dolaşıp yine Instagram'ı... Ama onu bir İstanbul trafiğinin ortasına sokmak lazım. Baba bakalım tabii. Uzaydan göründüğü gibi mi tabii, diye. Tabii tabii. Onu işte dedim yani, ya evin evet. Önüne getireceksin. Bir yanına bir adam verirsin. Sorun yok. Bunu gezdir diyebilirsin. Ama İstanbul şartlarında gezeceğiz. Evet. Hocam peki sen gezer miydin? Bir taksi bulacaksın. Diyeceksin ki seni şeye bu çocuk gezdirecek. Tabii Ortaköy'e gideceğiz. Seni güzel Ortaköy'de sahil yolunda gezdirecek. Bir taksi çevir bakalım diyeceğiz. İlk önce oradan bir başlayacağız. Turiste çevirir. Evet, turiste. Arap çevirir. Olması lazım. Yüzünü biraz boyaması lazım. Yok, yani turiste şey yapar, yaparsa... çevirir hocam. Türkiye sen ister miydin Oleg'le beraber uzayda 300 gün gezmeyi hocam? Bu Oleg 300 gün, o 300 gündür orada değil. Rekor şu anda zaten 380 gün. Vay maşallah. Orada çok oldu bir abimiz de, kozmonottu. Bir yıldan gelemedi fazla. Gelemedi yani, gelemedi. Bir yıldan fazla. Tabii, şey niye oldu. Gelemiyor? Devrim oldu ya abi 91'de. Evet. Rusya dağıldı ya. Evet. Onu getirecek adamlar dağıldı. Yani kimi Kazakistan'da kaldı, kimi bilmem ne oldu falan filan. Adam bu bir... işler organize olana kadar bir dakika dediler baba. Sen şimdi dediler dolan havada bekle bizden. Bekle. Sen var mı kardeş yiyecek? Var. Var. İçecek var. Ama bak işine. Ya peki hocam enerjisi nereden geliyor bunun? Enerjisi. Yani abi, neyle güneş enerjisi, mi dönüyor? Güneş enerjisi. Güneş enerjisiyle mi dönüyor bunun evet. Etrafında devamlı? Baba bekle Allah bekle aşağıda. Yani şöyle, yiyecek mi yiyecek suyun muyun varsa beklersin ama nasıl bir bekleme abi bu? Yani sonu belli olmayan bir bekleme. Sonu belli olmayan bir bekleme. Çünkü Baykonur uzay üssü Kazakistan'da biliyorsun. Evet. Yani tabii topluluk birlikteyken güzeldi ama şimdi Kazakistan bağımsızlığı ilan etti. Bilmem ne bağımsızlığı ilan etti. Bunların ortak, bir dakika baba, uzayda bizim Oleg Maşarov var, onu alacağız ya. Onun şimdi sırası mı, ortalığı bir yangın yeri. Ona sıra gelene kadar dediler. O da işte evet. Normal kalması gerekenden 100 gün falan fazla kaldı. Uf, 100 gün sonra adamı hatırladılar. Baba hayır, gel ya. Hayır abi, iletişim hep devam ediyor. Hadi yani ya. Sonunda üssü kapayıp gitmediler ama evet. O şimdi devamlı. Baba ne zaman geliyorsun? Alo. Baykonur. Ses gelip geliyor. Diyor ki Baykonur'daki benim götüme bozgun yılanı kaçtı. Beni götürüyorlar. Ne bu? Ben seni şimdi alamam. Baba biz daha ne ya kadar biz döneceğiz? Biz daha bekle. Ay daha ne kadar döneceğiz kardeşim? 100 gün oldu dön evet, Allah dön. Ama aldılar sonra. Yok onu orada bırakmazlar ya. Bir şey Amerikalılar bana. Çünkü adam orada yani keyfe gider durmuyor. Bilinen bir iş üzerine durduğu için. İner inmez bir de dayılanmıştır ha. Yok dayılanmadı. Dayılanmadı yani hiç hali yoktur. Hayır dayılanmadı ama tabii adam geldiğinde ülkesi yoktu. Başka bir ülkeye gitmiş tabii oldu. Ülkesi yok. O kötü bir şey ya. Geliyorsun. Ayıp bana... oluyor kardeş. Çıkar çıkmaz. Hayır buna 50 ruble maaş verdiler. Bir şey ifade etmedi. Neyse adam sonuçta böyle bir rekorun sahibi abi. Sahibi oldu. Öyle bir tane tiyatro oyunu var biliyor musun? Yok. Neydi yazar Mehmet? Şey Vladimir Kamarov. Oyunun adı. Tiyatro oyunu evet. O da mı kalıyor? O Rusların uzayda irtibatı kaybedip ölüme bıraktıkları yani ölmeye bıraktıkları astronotun son 24 saatini anlatıyor öyle bir oyun. Öyle çok adam. Bir bakar mısın abi kimin oyunu Vladimir öyle Kamarov. Çok adam var yani uzayda kaybolan çok adam var. Onlardan tabii pek bahsedilmiyor. Gerçek evet. Bir hikayeymiş hocam. Gerçek evet, bir hikaye evet. Evet. Mehmet Baydur. Hah Mehmet Baydur. Baydur. Mehmet Baydur çok önemli bir tiyatro yazarıdır. Buradan tiyatroyla evet. İlgilenen sevgili arkadaşlarıma söyleyeyim. Çok farklı bir tarzı olan evet. İnanılmaz bir çok zengin dünyası olan bir tiyatro yazarıydı. Oyunları evet. Hep böyle birbirinden farklı, enteresan oyunlar yazan, güzel oyunlar yazan evet. Biriydi. Çok genç yaşta kanserden evet. Vefat etti. Allah o astronotların, rahmet eylesin. Kozmonotların falan tabii eşine bir tane böyle şilt verilir.
hanımefendi, katkılar için teşekkür ediyoruz. Bir şeref yok yani için. Adam yok ortada. Ama işte hocam öyle durumlarda zaten giderken evdekilerle hep vedalaşıp gidiyorsun. Tabii canım. Çünkü buradan Ankara'dan İstanbul'a uçakla uçmuyorsun yani. Hanım biz gidiyoruz. Nereye? Boş. Bir tane Killinger mı ne? Killinger galiba. Binbaşı Killinger'dı galiba adı. 40 bin metreden atladı paraşütle ilk dünyada. Ben evet. Mesela o adamı çok merak ederim. Yani nasıl bir kafayla? Hiç yapılmamış bir şey abi. Evet. Ama mermi gibi bıraktı kendini. Ya mermi gibi bıraktı da onun rekor kırıldı şu anda da. Hmm. Hani bir içecek firmasında adam Avusturya'da atladı ya abi. Evet. Rekorunu kırdı. Paraşütsüz atladı bir tane 46 kilometre. Ha, paraşütsüz değil ama abi neye dayanır? Nasıl ne diyorsun? Eve ne diyorsun? Evdekilere söylemiyorsun. Ha, ne diyorsun? Ben şimdi göreve gidiyorum diyorsun. Ya ama abi herif zaten işi bu adamın. Pilot evet. Ha, pilot. Adam pilot. O, hem yüksek irtifalara alışkın. Bir de bir şey deniyorum. 40 bin. Denerim, dener misin abi? Abi denerim ben. Abi vallahi gidiş denerim. Var dönüşü yok. Abi ne olursa olsun. Müthiş bir zevk olduğu bir kere inanılmaz. Havada böyle. Öyle değil çünkü abi. Çünkü biz öyle görüyoruz ya. 220 kilometre süratle tamam. Düşüyor aslında. Tamam da Dillinger veya Killinger neyse. Evet. O ne hissediyor o anda? Metrelerce şey. Ters düştü, ters gitti. Tabii. Dengesini bulup da esas şeye gelmesi 7 dakikada falan düşmüş. Hoca orada bir bayılsan, kendinden geçsen var ya, El-Fatiha, bitti işte. Ama şey zaten otomatik bayıldı. Açılıyor abi. Ne zaman? Kendi açmadı ki onu. Ama doğru, aslında bir otomatik açma sistemi varmış onun. Yani belli bir irtifaya göre ayarlı. Sen açmayı unutsan bile, risk alsan bile, ya 500 diye ben dur bir 100 yok, öyle bir şey yok abi. Tabii şak diye açılıyor ben. Gözün devamlı 6 metrede. Ben yapmam abi öyle bir şey. Vallahi yok abi, başkası yapsın. James yapsın abi. Niye ben abi? Hocam bak. Buradaki şeyi ben merak ediyorum. Niye ben? Ya sen de böyle bir şey yaşa. Ya biz testi gibi dizildik şimdi pilotlar. Görev için gönüllü olduk. Bir görev var dediler. Evet, evet. Biz de evden kaçmak için tamam dedik, dizildik. Görevi de söylemiyorlar. Evet. Sonra da orada söylüyorlar. Arkadaşlar 40 kilometreden kendini boşluğa atlayacak. Paraşütle delikanlı arıyor. Killinger öne mi çıkıyor? Tabii yoksa hocam. Ötekiler mi geri adım atıyor? Hayır, bence o öne çıkıyor. Yok, bence diğerleri bir adım geri atınca Killinger boşta kalıyor. bu göreve kim talip olur abi ya? Hocam o işten bir para almıştır. Ya abi her şeyi paraya bağlama. Kaç para abi? Ya en aşağı bir 250 bin dolar falan hayır, almıştır. Hayır abi, devlet işi bu, vatan millet işi ya. Vatan millet işi mi? Evet. Ama işte bir rekor deniyor falan. Yok ya abi, hayır, devlet işi şahsi bir şeydi ki bu. Sonunda şu oluyor, Amerika Birleşik Devletleri'nden pilot bilmem kim şuradan atladı diye kayda giriyor. 40 bin metreden atladı ondan diye. Ondan sonra şilt var. Başkan Reagan'la bilmem ne şeyle, Kissinger şey neydi ya o zaman, Nixon'la falan fotoğrafın var. Daha ne yapacaksın yani? Peki sen niye yapmazsın hocam böyle bir şey? Vallahi mi? Yok abi, yani birisi yapsın bir denesin abi, görelim nasıl oluyor. Hayko Cepkin yapar. Hayko yapabilir evet. Hayko çünkü paraşütle ilgileniyor. O zaten atlıyor abi. Evet, benim abi arkadaşım şimdi. Gözlükçü Eren de yapar. O da paraşütçü komando. Ben şimdi durduk yerde evde otururken niye 40 kilometre yukarı çıkıp aşağı atlayayım? Ama Gözlükçü Eren'a desen ki Eren gel şimdi çıkalım paraşütle atlar mısın? Abi çoluğumuz çocuğumuz var boşver ya der. Askerdeyken atlar. Yok şu anda Beşiktaş'a gidemez. Değil mi? Yok paraşütle atlar. Yani askerdeyken atlarsın. Askerde çünkü bir de artık mecbur kalıyorsun. Hadi oğlum diyorlar. Tak 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 peş peşe atlıyorsun. Sana iyi bir haberim var. Yaşasın. Nedir hocam? Yaşam memnuniyeti var ya abi. Yaşam memnuniyeti mesela işte ben yaşamımdan memnunum. Memnun olduğum dönemler vardı, iyi evet. Olmadığı dönemler vardı. İyi günler geçirdik, kötü günler geçirdik diye evet. Bir şey var. Bir 5 tane üniversite İngiltere'de zannediyorum ortak bir çalışma yapmışlar abi. 96 yaşından sonra memnuniyet azalıyormuş abi. Kaç? 96. Ne diyorsun bu araştırmaya? Hocam, sen hiçbir çocuğun, bebeğin sürekli memnun olduğunu gördün mü? Yok, görmedim. 1/4'ü sızlanma ve ağlamayla geçiyor. Evet. Çünkü zaten 90 yaşını geçtikten sonra artık sen de çocuklaşmaya başlıyorsun. Hmm. Doğal olarak da 96 yaşını görmeyi nasip ederse Allah, biz de 96 yaşında ben memnun değiliz. Ben de memnun olmayabilirim. He yani herkes surat asar böyle falan çünkü. Aslında abi, 96'ya vardıysan, biraz daha neşeli olman gerekmiyor mu? İşte o zaten yani, uzatmaları oynuyorsun yani. Ama işte hocam can kıymetli ya. Evet. Yani 96 yaşında olan bir adam da ulan 150 niye değil? 150 niye değil? Şimdi 96'ya gerçekten. Geldiğin zaman da şöyle olur. Devamlı saate bakarsın yani. O da olabilir. Çünkü yani mantık ve sistem artık hadi diyor. Evet. Onun için kötü bir şey yani. Evet, onun ama, için memnuniyetsiz. Ama hocam bu 90 yaşını geçmiş mesela şeyde Instagram'da bir sayfası var.
Ne gördüm. Var? Yaşlıların dans etkinlikleri var. Bak 90-95 yaşında, 97 yaşında bir evli çift var. Bir rock and roll yapıyorlar, inanamazsın. Abi yüzlerinde maske olmasın, onlar hayır. Fake oluyor genelde. Yok, adam zaten adam da kadın da yaşlı, vücut dillerinden belli yani yaşlı oldukları. Fakat o yaşına rağmen ayak figürleri, çevirmeler, oturmalar, kalkmalar... Demek ki onlar gençliğinde de bu işi yapıyorlar. Hocam yani 82'de başlamadılar yani. Evet, bizde hep şey var hocam, yaş 70, iş bitmiş. Yani 70 onu artık olunca... update edelim ya. Ya ama yaş 80, iş bitmiş, bir şey yapalım bir yani. Bir şey yapalım ya da ama yaş Türkiye'de 90. Geriliyor. Geriliyor mu Türkiye'de? Türkiye'de geriliyor. Türkiye'de güzel bir inme vardı abi yukarıya doğru. Uzun yaşama tabii, inmesi vardı. Böyle evet kadınlar erkekler oranı da birbirine yaklaşıyordu. Kadınlar daha fazla yaşıyor ya bizde. Evet doğru. Doğru. O ivme hem ara kısaldı hem de düşüyor. Yani 77'lere 78'lere çıkmıştı ortalama. Ha. 74-73'lere düştü. Anlıyorum. Yani bu şartlar altında gıdasızlık, az kötü beslenme... Evet. Bütün gün ne olacak halimiz gibi düşünme tabii evet. İnsanı etkiliyor. Evet hocam sana üzücü bir haberim var. Buyurun. Dünyanın şu hayran olduğum 5 tane büyük zengini ya, geçen gibi açıklama yaptılar. Hiç mutlu değiliz. Her biri servetimin %99'unu hayır kurumlarına bağışlayacağım. Yanlış bilgi veriyorsun. %1'i bana yeter. İlhan her şeyim var ama mutlu değilim diye açıklama yaptı. O yalan da. Biz mutlu değiliz araştırması değildi abi o. Neydi o? Hani mutlu değiliz diye bir şey açıklamadılar. Adam onlara şunu sordu, okudu mu haberi? Evet. Serveti emekli olunca, emekli olunca ne yapacaksınız yani? Servetin bu servet ne olacak bu para? Bu para evet. Ne olacak? Evet. Biz de normal şartlarda emekli olunca çoluğa çocuğa kalacak dersin. Ama bu... onların hiçbiri dikkat edin, o beş büyüğün hiçbiri çoluğa çocuğa bir şey bırakmıyor. Ne yapıyor? Hepsi hayır kurumlarına başlıyor. Ne kadar yardımsever insanlar. Yunus gözlerim doldu bak. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Biz bunların kıymetini... Bill Gates mesela iklim krizine destek olmak için %99'unu servetinin bağışlıyor. Vay vay vay. Zuckerberg %99 çocuğa küçük bir böyle bir sermaye bir şey bırakıyor. Gerisini bağışlıyor. Ne zaman bağışlıyorlar bunu? Emekli olunca. Ne zaman emekli olacak? Emekli ol, işte orada zaten kritik mesele o. Emekli olmuyor adam. Hocam Bill geldi 80 yaşına. Allah uzun ömür versin de ne zaman emekli olmayı düşünüyor? Bill Gates bana göre 89'dan beri emekli ama ha. Hani böyle ben işleri bıraktım vakıf ilgileniyor artık demiyor henüz. Yine gelip dükkanın başında dükkanın ne oluyor başında, çocuklar yani, ne dükkan, dükkan demeyelim de yani. Işte. Ya buna hocam bu bir kere yalan abi, bir haber. Elon Musk falan daha evet. Adam yeni böyle hani parayı buldu demeymiş saçma olur mu? Parayı bulmadı da. Buldu, buldu. Yeni yani adam daha en böyle şey çağında. Evet. Bir şeyler bulma, bir şeyler yapma yaşı olarak niye emekli olsun? Hocam bak. Abi burada biliyorsun Türkiye'de 80'li yılların ortalarındaydı. 90'lı yıllarda olabilir. 90'lı yılların başı da olabilir. 91-92. 38 yaşında insanlar emekli oldu. Kadınlar için söylüyorum. Erkekler doğru. De 43-45 aralığında emekli olmuştu. Doğru. Hocam geçen bir bölümde ki sen bahsetmiştin EYT'de ya. EYT'de de galiba öyle bir şey oldu. Ha? Geçen bir bölümde bahsetmiştin. İlhan kafaya çip takacak falan filan diye beyine. Takılıyor. Bulundu adam. Hayır takılamıyor. Bulundu. Takılamıyor. Hayır adam buldu. Hocam takılamıyor. Amerika'daki doktorlar resmi olarak açıklama yaptılar. İlhan'ın yapmak istediği bu deneylerde daha önce hayvan kullanıldı. Hayvanlar bile öldüler. İnsan üzerinde yapılmasını biz kabul etmiyoruz. Tehlikeli dediler. Nerede? Nerede mi? Amerika'da. Heh. Elon nerede yapıyor? Nerede? Patagonya'da. Ulan yine badakçı. Ya hayır badakçı değil abi bak abi bak. Bir tane adam düşünelim. Evet. Allah göstermesin. Konuşamıyor. Gözleri artık görmemeye başladı sinirsel tahribattan dolayı. Evet. Elini kolunu oynatamıyor. Evet. Yani resmi olarak ölü değil ama ölü. Yarı. Bir kişinin yardımı olmadan hiçbir şey yapamıyor. Bir adam olduğunu düşün. Evet. Bu adama böyle bir şey takılsa, denense... Elini kolunu oynatsa, gözü görmeye başlasa, bir umut olsa istemez misin? Ya tersi bir şey olsa? Abi adam zaten sıfır noktasında. Evet. Sıfır noktasında. Sıfır adam. Noktasında. Zaten adam... böyle bir adam da denenebilir ancak. Tamam adam sıfır noktasındaydı. Sen herifin beynine bir çip taktın. Evet. Adam konuşmaya, aklını fikrini kullanmaya başladı. Vücut ya o kadar hızlı bir şey geçti. Keşke olsa. Geçti ve adam affedersin yavşağın tilleri çıktı. Ulan bu herif keşke hiç bu hale getirmeseydik demeyecek misin? Abi, bunun o... sorumluluğunu kim üstlenecek tamam, abi? Tamam abi o başka bir şey. Yani şimdi adam pırlanta gibi adamdır. Altılıyı bulur, güzel bir para bulur. Evet. Bambaşka bir adama dönüşür. O başka bir şey. Evet. Parayı bulduğunda da insan değişebilir. Yani bu çiple alakası yok. Abimiz
Huyu suyu, kalp ameliyatı olanlarda huyu suyu değişir mesela. Değişir, bypass kalp olanlarda. Kalp nakli bilmem öyle evet, şeylerde evet. Huyu suyu değişir. Yani bu çiple alakası yok. Sen ister misin sen de böyle bir şey denensin? Hani İlhan geldi, Türkiye'de gönüllü arıyor. Dedi ki baba de kafaya çip. Ben mesela şey isterim. Eğer benim mesela bir çip takılacak beynin evet. bir yerine ve dünyadaki bütün dilleri... Bülbül gibi şakıyacaksın. Bülbül gibi şakıyacaksın dese kabul ederim. Çünkü bir yani insan... Etmezsin. Senin canın abi, kıymetli bir abi. İnsan, bir insan, bir insan. Bir lisan, bir insan. Tamam. Abi zaten senin haberin olmayacak ya. O şurada duruyor bir şey. Peki çipi taktılar. Yedi dili bülbül gibi konuşuyorsun. Fakat çip bir yerde kısa devre yaptı. Çık tamam. yaptı. Bütün diller karıştı birbirine. Tamam. İspanyolca, İtalyanca, İngilizce. Servisi mi çağıracaksın? İlhan akıllı ol. Abi şimdi o kadar yani onun bir şeyi var. Ömrü vardır. Antisi vardır yani bir şeyi yaptığın zaman onun da bir şeyi var. Getirler çipi çıkarırlar. Evet. Dua edeceksin çıkarırken takarken sinirlere dokunmasın, bir yerlere dokunmasın. Evet. Hani, hani tamam bülbül gibi konuşuyorsun ama şase gözün yapıyorlar. Görmüyor. Aküden çekerler ya şase yapıyorlar. Yani tamam 12 dil konuşuyorsun kolun tutmuyor. Onlar olmaz yani onlar bakılması lazım. Hoca dener misin? Bak harbi bir daha dener. Soruyorum. Vallahi var mısın? İlhan dener. Türkiye'de ya da sana şöyle bir şey, buldum, denek buldum. Şöyle Türkiye. Bir şey mesela işte gözün, kartal gözünün daha ilerisi 1000 megapiksel falan olacak. Görecek. Evet. İstersin böyle tamam, bir şey. Buradan bir bakıyorsun Bursa'daki simit yiyen adamı görüyorsun. Tamam abi programın başlığını programın başlığını bulduk. Evet. Ne? Can Yılmaz çip takıyor. Taktırmak için gönüllü oldu ilk defa Türkiye'de. Yunus sen taktır mısın? Bilmiyorum. Test yapılması lazım. Bak. Ya gördün mü? İşte yine sonuçta Patagonya'daki abimize ihtiyaç var. Ya Patagonya'daki garibandan ne istiyorsun abi? Amerika'dakilerden yapsın. Amerika işte Amerikan hükümeti izin vermediği için esnek olan yerler mesela 3. dünya ülkelerinde denelim. Tabii orada çünkü daha şey rahat. Oradaki Sağlık Bakanı bile gel bir dene der yani. Kurban olayım abi. Ama şöyle bir şey de olsa mesela o zaman ne olur? Başarılı oldu. Evet. O zaman ne olacak? Gazeteye oraya buraya her yere Patagonyalı Manuel Usta düzeldi diye haber çıkacak. Çipi taktı 12 dili bülbül gibi konuşuyor. Hayır şimdi Manuel Usta da dil derdinde değiliz. Elini çayını mayını içsin. Adam elini ayağını kullansın yeter. Peki bunun fiyatı ne olacak hocam aşağı yukarı? Fiyatın, yine para alınacak mı garibandan? Garibandan para alınmaz denemede. Nereden alırsın? Adam zaten fukara. Şimdi tamam. Sonrasında alınır tabii abi. Sonrasında da mesela Patagonya'da gittin deneyi yaptın. Abi bu deney dediğin zaten böyle iki deneyle, üç deneyle olmaz. Bugün ha dediğin zaman bu tip sağlık deneyleri 20 yıl, 15 yıl falan öyle bir şey lazım. Tamam. Bugün yani ona onay verilmesini belki biz bile göremeyiz. Hocam bugün ha dedi. Çipi takma operasyonunu başlattılar. 20 sene sonra neticesini verdi. Patagonya'daki arkadaş bülbül gibi şakımaya başladı. Elini ayağını kullanmaya başladı. Evet. Böyle bir eleman oldu. Şimdi bundan sonra Patagonya hükümeti dedi ki baba şurada da 12 tane adam var aynı durumda. Evet. İlhan şunlara da bir el at dediği zaman oradan para mı istenecek? Tabii ben... istenecek. O zaman örtülü ödenekten rica edeyim bizi. Ha, demek ki bunlar... Abi bu da bir para. Bunun araştırmasına ben 2 milyar dolar harcadım. Tamam. Adam sabahtan akşama kadar o işin başındaki adamlara devam edin oğlum, tamam. çalışın oğlum, aferin oğlum tamam. diye maaş veriyor. Tamam da arkadaşım 495 milyar dolar servetim var. Allah daha çok versin. Gözümüz yok. Hiç olmazsa şuradan para alma. İyi ki yok. Şuradan para alma. De ki bu da benim insanlığa bir iyiliğim olsun. Ya belki de almayacak abi. Biz mesela Türk hükümeti ne yapıyor mesela? Ne katarakt abi? Ameliyatı yapıyor Afrika'da. Evet. Bizim Sağlık Bakanlığı. Sevabını yapıyor. Sevabını yapıyor. Evet. Yani adam orada bir köyde gariban hiçbir zaman iz yok, doktor yok bir şey. Aslında 5 saniyelik bir ameliyatla adam oh be artık yeniden doğuyor. Başlıyor. Doğru. Ondan para alınmıyor. Bu başka bir şey. Ya hocam bizim Sağlık Bakanlığından daha zenginsin sen İlhan. Yani bizim Sağlık ya Bakanlığı... Ya belki almaz abi. Dur, abi adamı... alır adamın dini imanı para herifin diyorum ya. Her şeyi paraya bağlayan biri Elin, diyorum ya. Kardeşim bu işten en azından ilk 3 yıl. Evet. İş oturana kadar deneme sabasında kimseden para almayacağına dair bir açıklama yap. Yapmazsan öbür programda da bitireceğiz seni bak baştan söylüyorum. Hayır ben bitirmem abi. Neyi bitireyim? Tamam, adam. Hocam. Abi bak. Buyurun. Unuttum lafımı. Hayır duydum. Bir şey benim için bir laf bir şey yapan bir şey dedi. Neydi o ya? Nasıl ya bir şey bir şey hiçbir şey yapmadım. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Onun hocam, gibi. Hocam öyle bir şey değil. Bak şimdi sağlık demişken Sağlık Bakanlığından bir açıklama var. Ne var? Tekrar ağır grip vakaları yükselmeye başladı. Tamam. Ufak ufak hastanelerde dolmaya başladı. Bizim Covid virüsünde olduğu gibi böyle ölümcül yatak döşek yatmak yok ama 3 gün 5 gün milleti böyle
yatak döşek seren ağır grip olayları çoğalmaya başladı. Ben iki gün yattım. Evet, özellikle toplu taşıma aletlerinde hocam, yani mesela işe giderken serviste, otobüste, tramvayda, troleybüste, ne yapalım? Metroda maske takınız, maske takınız. Sen şimdi bunu söyledin, yarın evet. Maskeler tanesi 100 lira olur. Abim tanesi 100 lira, 100 lira. Bir tane maske senin hayatını kurtarır. Kalabalık ortamlarda maske. Öyle bir maske, şey var, evet. Evet bir... abi. Kalabalık ortamlarda maske şart. Sağlık Bakanlığı'ndan da şöyle bir açıklama da duydum. Aşı, yeni versiyon yani. Yeni bir aşı gelebilir dedi. Ve buna karşı gelemeyebiliriz diye. Evet, çünkü senin kıymetli arkadaşın Bill Gates yeni bir aşı patlatıp kimse bunu, herkes olsun kardeşim, olmayan seyahat de edemez falan filan gibi yine bir şey dümen bekliyorum hocam. Bir anafor bekliyorum. Sirkülasyon. Aşıdan aldığını çipe harcıyor. Yani insanlığa harcıyor. Ya bir rahat bıraksınlar be hocam ya. Bir rahat bırakın. Bırakın çipi aşıyı, bizi rahat bırakın abi. Abi bırakın Trabzon'da, ya. Trabzon'da sen gittin biliyorsun Trabzon. Tabii Trabzon'da canım, denize iyi. Nazır bir mezarlık varmış. Çok iyi. Bir yer açılmış yeni, biraz böyle daha böyle güzel falan. Aha. Oradan yer almak isteyenler arasında çıkan kavgada iki kişi yaralanmış. Abi denize karşı olsa ne olacak? Anlamadım. Şimdi mesela Aşiyan, sen şimdi Allah gecinden versin. Aşiyan'da olsan ne olur? Silivri Kapı'da olsan ne olur? Evet abi. Kul gömüldükten sonra, öldükten sonra nerede olursa olsun, evet, hiçbir önemi yok. Yani manzaradan bize ne? Evet, yani manzaralı yerde yatacak diye tış tış kavgalar evet. Dövüş. Hakikaten yani ateş edilmemiş yani. De yumruk yumruğa bir kavga. Girmiş illa orayı ben alacağım. Evet. Denizi görüyor diye. Evet. Ey, al baba güle güle kullan. Ne oldu? Ne yapacak anlamadım. Abi deme, önemli yani. Püf püf esiyor olabilir abi. Hocam çok gereksiz işler. Niye? Hakikaten gereksiz. Demin dedik ya abi, neticede 3 metrelik bir çukura evet, seni evet. Koyuyorlar, bitti. Zincirlikuyu da satıyorlardı biliyorsun. Evet. 200 bin lira. Sakıp Sabancı'nın yanı diyor. Ya ne yapacağım kardeşim? Yani sohbet mi edeceğim adamla? Allah Allah. Ha? Doğru söylüyorsun. Hayır, bir de yani onun yanı olduğun zaman daha da riskli. Daha mı böyle itibarlı olur? Şey olamazsın, böyle gariban kalamazsın. Mesela ben gariban kalsın isterim, bir şey yapılmasın. Hı. Ama şimdi onun yanında da böyle kötü durduğu için... Evet. Onu da süslerler falan, abartılar evet. Durduk yerde. Evet. Abi ben sadelikten yanayım. Ben de hocam sizin gibi. İki tane piriket yeter. Yeter diyorsun. Evet. Var mı hocam başka içimizi ferahlatacak bir haberin? Var. Hani buraya böyle... not almıştım, senin seveceğin bir haber var. Zannediyorum havalara uçacaksın. Sergen Yalçın lige geri dönüyor. Şimdi yapma. Diyeceksin ki benim haberim var. Nereye? Milli takıma mı? Hayır. Samsun Spor'a. Öyle mi? Hmm. Kesin mi? Öyle bir duyum aldım abi. Hocam Sergen Yalçın hangi takıma giderse gitsin, elini değdirdiği takım başarılı olur. Başarılı olur. Sen bunu nasıl duymadın? Sen daha dün evet. Sergen'le telefonda konuşuyorum. Sergen Amerika'da Las Vegas'ta geziyor dedin. Nasıl bu? Mesela adam sana bunu anlatırken ya Zafer abi Samsun'la da galiba olacak falan demedi mi? Ben Las Vegas'ta geziyor diye bir şey demedim. Demedim hocam. Demedim. Ama bu işler kesinleşmeden hocam konuşmak doğru değildir. Yani elbette aramışlardır. Hani böyle bir şeye gelir misin? Ne dersin hocam falan filan diye. Onun da kendi şartları vardır. Eğer orada bir Samsun potansiyel... Spor iyi bir şey. Yani o böyle yükseltebileceği bir şey değil mi? Hocam Samsun, Samsun Spor biraz şeydir. Bir futbol şehridir. Hmm. Yani taraftarı falan mükemmeldir, çok iyidir. Zemini çok iyiydi mesela. Bir talihsiz kaza geçirdiler. Yıllar önce talihsiz ondan sonra bir kaza biraz geçirdiler. Toparlaması evet. Zor oldu. Evet ama yani kesin bir şey olmadan söylemek doğru tabii, değildir. Tabii, ama gelirse bir, değiştirir bir şeyleri. %90 diyelim. Bir 10 kar payı diyorum. Bir şeyleri şey, değiştirir hocam. Kar payı değil. Yanılma payı. Yanılma payı. Yanılma kar payı nereden çıktı ya? Ne bileyim hocam, devamlı işin gücün kar payında ya. Abi, evet. Bugün Dünya Turizm Günü. Bir şey söylemek ister misin? Hocam, Dünya Turizm Günü... Bu sene turizm nasıldığıyla başlayalım. Hocam, bu sene turizm yine Marmaris ve Bodrum civarında yine adam ayıklama öyle mi? Yöntemleri, efendime söyleyeyim, saplamalar, hesaplarda zartlatmalar. Abi, bir yani... Bunlarla turizm geçti. Deyince senin aklına gelen evet. Bunlar mı? Evet, çünkü turizm... Yani güzellik, yeşillik, doğa, deniz, mehtap falan bunlar aklına gelmiyor mu? Hocam biz hep de... Hep saplama mı? Biz de turizmde ne yazık ki böyle bir açgözlülük var. Kimse kusura evet. Bakmasın. Evet. Gereksiz bir pahalılık, gereksiz bir fiyatları yükseltme. Evet. Bodrum'da bir abimiz demişti ya, zaten 2 ay sezon var, ne yani? Evet ama şimdi sezon 45 güne inince sezon niye kısaldı kardeşim? Tabii kısalır, geleni gideni parçalarsan olmaz. Evet, ya şunu bence anlamıyor esnaf. Yani
Ya bu adam bir kere gelsin istiyorlar herhalde. Herhalde. Yani bir kere gelsin, bir daha da bizim dükkana gelmesin. Evet. Bir kere geldiğinde de ben bir haftalık şeyimi alayım. Alayım, abi, boğazlayayım onu bir. Ama o sirkülasyon öyle olmaz ki abi. Adama sen makul kar tabii et. Evet. Kar ne et, makul bir şey yap, çok gelsin. Hocam, bence bir anlaşma var abi. Yani ortak bir şey var kardeşim. Lüfer'in porsiyonu şu kadar diye bir şey var demek ki. Hocam şöyle bir yani şey var. Yani ucuza satsa başı belaya mı girer? Hayır. Şimdi senin dükkanında atıyorum bir lüfer 900 lira evet. ızgara. Ama seninki birinci sınıf bir işletme. Ben üçüncü sınıf bir işletmeyim. Can Hoca lüferi 900 liraya satıyorsa biz de 875'ten satalım kardeşim diyor. 600'e sat. İşte 600'e satsa Yunanistan gibi turizmde yürür gidersin evet. abi. Yunanistan'da şu anda turizm, bak şu anki şartlarda Türkiye'den Yunanistan'a tatile git, Bodrum ve Marmaris'te yaptığın masrafın yarısına kral gibi hayat yaşarsın. Hem de euro, hem de 30, euro 30 liraya yakın olmasına rağmen. Evet. Çünkü orada böyle bir şey yok abi. Abi sahilde havlundan geliyorsun, sahile koyuyorsun. Kimse bakıver abimize demiyor mesela. Demiyor. Diyemez. Şezlong bilmem ne satmaya çalışmıyor. Çalışmıyor. Orada büfe var, bir şey olur, sen yersin. Ya da adam mesela sahilin uçsuz bucaksız bir sahil var. Sahilde oraya bir işletme yapmış. Şezlonglar koymuş, güneşlikler evet. koymuş. Eğer sadece yatıp burada güneşlenmek istiyorsan 1,5 euro rica evet. edeyim diyor. Havlu, şezlong ve evet. şemsiye için. Ama yok, ben aynı zamanda arkadaki dükkandan da yiyecek içecek de alacağım kardeşim. Akşama kadar buradayım diyorsan... Hoş geldiniz efendim diyor. Şezlong mezlong. Bizden evet. yavrum Can abinin bakıver. Havlusunu bakıver canım diyor. E Paris de Paris diyorlar. Ve orada tatil yapıyoruz. Abi burada Büyükçekmece'de kum döktüler. Sahil açıldı. Evet. Sahil açıldığı gün adam vardı başka. Buyurun efendim. Ya o gün daha abi kurdele. Bak kurdeleyi kestiler. Adam buyurun efendim buyurun diyor. O demek ki önceden keşif yapılmış. Bir dur ya. Bir gün geçsin. Yani bir gün insanlar bir beleş girsin. Olmaz. Sonra başlayın. Olmaz he? Çünkü kurdele kesilir kesilmez. Tabii hem alışmasın hem de buraların sahibi değilim. İşin kötüsü ne biliyor musun abi? 35 sene evvel orası zaten kumdu. Kumdu. İlk önce kumu bozup beton döktüler. Şimdi betonu yıkıp kum döktüler. Ve alkışla aldılar. Yani vay be falan. Aferin. Ya nasıl oluyor arkadaş? Orası zaten kumdu. Var mı hocam başka? Var abi. Evet. Bugün kim vefat etti 2013 yılında? Kim? Turgut Özakman. Vay. Sen sevdiğin bir abimizdi, onun için söylüyorum. Çok. Senin hocam falan değildi ama. Benim hocam değildi ama devlet tiyatrolarının genel müdürlüğünü yaptığında genel müdürümdü. Evet. Gençler onu şuradan evet. tanır. Şu Çılgın Türkler evet. kitabından tanır. Şu daha Çılgın çok Türkler kitabından böyle tanır. Böyle ön plana çıkmıştı. Aslında tiyatroda yaptıkları başka bir şey. Tabii tiyatro tekstleri de var. En çok oynanan tekst de Ah Şu Gençler. Ah Şu Gençler diye bir teksti vardı Turgut Özakman'ın. Onu zaten yapmayan tiyatroyu dövüyorlardı yani. Evet. Liseler, üniversiteler neşeli evet. ve hiç dekor mekor falan öyle ağır işçilik gerektirmeyen bir oyun olduğu için benim de genel müdürlüğümü yapmıştı. Aynı zannediyorum bir dönem TRT'de de galiba idarecilik yaptı. Son derece zarif, kibar, bilgili. Hakikaten çok klas adamdı Turgut Özakman. Yakışıyordu yani bulunduğu makama da. Allah rahmet eylesin. Turgut Özakman inşallah resmini koyarsınız buraya Yunus. Bahsettiğimiz hocalarımızın. Başka hocam ne var Tabildot'ta? Bugün neyin doğum günü? Neyin? Neyin? Kişi değil bu. Hmm. Daha doğrusu yarın diyelim hadi. Yarın öbür gün tam hatırlamıyorum. Neyin doğum günü? Google. Aa. İşte Google'ın bak, doğum günü. İnsanlık 25 için, yıl olmuş. İnsanlık için büyük bir buluş. Google'da ilk neyi yarattın abi? İstersen kendimi. Söylemeyebilirsin. Yok kendimi. Hemen kendimi yazdım. Zafer Algöz mü yazdın? Tabii. Ha. Böyle biri yok dedi. Abi 25 yıl evvel sen vardın ya nasıl yok? Vardım tabii. Ya. Kayıtlara geçmemiştim. Kayıtlara geçmemiştim. Ha, dosyaya ben de kendimi girmiştim 25 sene evvel. Dosyaya hakim değilim yazdı. Yazdı mı yoksa Did You Mean Cem Yılmaz mı yazdı? Did You Mean Cem Yılmaz mı? O zamanlar yani bu... Derdiyse 10 sene evveline kadar zaten Did You Mean Cem Yılmaz yazardı. Ama Google evet. hakikaten acayip bir şey değil mi? Çok. Ondan evvel mesela Alta Vista vardı. Ben onu kullanıyordum. Alta Vista. Alta Vista'yı bilmiyorum. Ben hep arama motoru o vardı. Ha. Yahoo'nun falan da kendi içinde vardı. En çok ama kullanılan, bilinen Alta Vista. Bir de Safari mi vardı? Safari zaten başka bir şey. Ya o, ondan da arayamıyor musun? İşletim şeyi. O başka bir şey. Ha. Google değil. O da Google'a bağlanıyor. Ama müthiş bir buluş. Yani hakikaten insanlık için önemli evet. bir buluş abi. Ya bu adamlar bunu kaç yaşlarında buldular biliyor musun? Kaç? 25, 26, 27 yaşlarında. Buldular derken ya böyle bir şey bir... Yapsak. Böyle bir şey var, internet diye bir şey var. Yani altyapı var zaten, Alta Vista var sonuçta.
ya bunu daha zenginleştirsek, daha çok bilgiye ulaşsak falan evet. diye düşünüp çıkardıkları Peki, şey. Peki sana bir şey soracağım. Senin uzmanlık alanın olduğu için sevgili Yok, hocam. Estağfurullah. Geçenlerde şöyle bir haber gördüm. Yani sosyal medyada böyle bir sayfayı takip ederken. Genç birinin bir hastalığını nice büyük doktorlar, hastaneler bir türlü bulamamışlar. Yapay zekaya sormuşlar. Yapay zeka teşhis yapmış. Olabilir. Demiş Doğru. ki bunun hastalığı budur demiş. Doğru. Ve yapay zeka haklı çıkmış. Ama doğrudur şöyle, o yapay zeka nasıl bir, ya şimdi yapay zeka birkaç tane çeşidi var. Evet. Yani bir halkın kullanımındaki genel yapay zeka var, meşhur ChatGPT gibi. Aha. Ama spesifik olarak bir konuyla ilgilenen yapay zekalar da var. Yani mesela bu tıp alanında veya evet. avukatlık alanında veya mimarlık evet. alanında, evet. teknoloji falan neyse işte. Bu demek ki sağlık alanında Yapılmış. Yoğunlaşmış bir yapay zekaya sormuşlar. Evet. O tabii ki de bir doktordan daha çok şey bilebilir. Çünkü o bir havuzdan besleniyor. Evet, hastanın bütün verileri şunlar. Tabii, bir havuzdan beslendiği için bunlar. Yüzlerce vaka, bilmem ne, şu, bu. Yani her şey buna artık makine öğrenmesi diye bir şey olduğu için zaman evet. içerisinde kendi öğreniyor. O havuz, koskoca bir havuzun içinden onu o budur kardeşim demesi kolay. Doktor bilemeyebilir bunu. Peki hocam o zaman... Bu avukatlık için de geçerli. Yarın öbür gün sen avukata gitmeyeceksin. Diyeceksin ki benim işte mal sahibiyle şeyim var. Ben kiram bu kadar da o da bu kadar yapmak istiyor ama devlet de bu kadar diyor. Ne yapabilirim? Evi boşalt. Anlıyorum. peki o zaman hocam tıpta bu tıp aleminde doktorların evet. mesela aklına gelmiyor mu bu? Ya ben bu adama bir türlü teşhis koyamadım. Ahmet bakmış koyamamış, Mehmet bakmış koyamamış. Ben bunu bir de bir yapay zekaya sorayım demek akıllarına Belki gelmiyor mu? Belki de biri sormuştu işte. Nasıl İşte sonra bu? Kimse parayı aldı hocam işte. Başarılı oldu adam. Tamam doğru da abi şimdi tıp öyle bir şey ki hep update edilmen lazım. Yani doktor 6 sene okuyor. Sonra evet. 4 senede uzmanlık okuyor. Bilmem ne bitti değil. Yani devamlı bir şey okuyor. Yeni bir şey çıktığı için. Sürekli gelişiyor. Update etmeyen bir adama denk geldiysen o kısıtlı bilgisiyle ancak o kadar biliyor. Aspirin al yavrum der. Aspirin al geçer bir şey yok demiştir. Öteki de doğru gidiyorsun bir doktora bir şey adam bana sigarayı bırak dedi mesela biliyorsun. Sana. Evet. Hemen oradan beyefendi ben ücretimi rica edeyim. Sigara içmedim hayatımda. Ne dedi hocam? Ya dedi ki ağız alışkanlığı. Çok iyi. Bu da öyle bir ağız alışkanlığı olabilir. Evet. Yapay zeka maalesef, yani maalesef diyorum başımıza iş açacak. Vallahi ama. Evet. Ben söylediğimde ama bana karşı çıkıyordu. Bir şöyle iş açacak. Hayır şöyle iş açacak. Şimdi abi senin benim elimde, Yunus'un elinde bir şey olmaz. Hı-hı. Biz hayatımızı kolaylaştırmak için bir şeyler sorarız. Evet. Ama zalimin eline düşersek? Yandık. Yani şu anda mesela onları veriyor mu bilmiyorum, sormakla bakmak lazım ama işte bomba nasıl yapılır, bilmem ne, adam nasıl zehirlenir, bir adamı en çabuk nasıl öldü falan öyle şeyler yazıp da bunun da cevabını... Peki mesela, onu denetlemenin bir yolu yok mu? Şu anda denetleniyor tabii. Şu anda o bilgiyi vermiyorlar. Abi bu makine öğrenmesi ya, öyle evet. şeyleri öğretmiyorlar. Öğretmiyorlar makineye. Ama makine çok akıllanır. Senden benden de yani o makineyi kuran, sistemi kuran adamdan daha akıllı hale gelip gelirse, bunları niye söylemiyorsun bak burada neler buldum derse diyebilir. Makineye ne cevap vereceğiz yani hocam? Yani şimdi deep web var mesela hani insan böyle karanlık işlerin döndüğü işte silah şu bu falan. Evet. Öyle bir şey var. O mesela normal internetin 100 katı belki de 1000 katı daha yoğunlukta bir yer. Oraya pek normal insan, sokaktaki adam girmiyor. Girmiyor. Peki bu yapay zeka oraya girmesini sağlarsa kendi kendine? Yandık. Başımıza iş açtı. Hocam kim buldu bu yapay zekayı? Bir kişi bulmadı. Bir tek şey bu. Şirket. Yine yani. Senin arkadaşlarının katkıları var değil mi? Onlar da o şu anda yapay zeka üzerine yoğun bir şekilde çalışıyorlar ama insanlığın hizmetine. Ama yine de böyle arada da bizim gibi ya arkadaşlar ne oluyoruz biraz temkinli olalım bir durum bakalım diyen adamlar da var yani hocam. Abi şu anda bir dava açıldı geçen hafta Amerika'da. Evet. Amerika'daki Pulitzer ödüllü gazeteciler ve yazarlar var. Bu yazarlar dediler ki bizim hikayelerimiz, romanlarımız, bilmem nelerimiz bu yapay zekada var. Belli ki bunu öğretmişsiniz. Evet. Bunu kaynak alıp bir sürü şeyler yazılıyor. Bizim Levan ne olacak? Ne olacak? Evet.
Evet. Çocuklar taş mı yiyecek? Çünkü sonuçta dediğim gibi bir havuzdan alınıyor. Dünyadaki sen literatürdeki bütün kitapları buna okutmuşsun. Yalamış yutmuş. Yalamış yutmuşsun. Sen de diyorsun ki mesela Can Yılmaz amcamı almasak Begum Mil kaça olur kitabına benzeyen bir hikaye yaz dedin. Evet. O da bu arşivde olduğu için evet. Buradan girerek bundan yalap şap bir şeyler uydurup sana bir hikaye çıkardı. Ben de diyorum ki baba bir okuyorum. Bu benim amcamı almasak Begum Mil kaça olurdan çok esinlenmiş. Evet. Yok abi yapay zeka diyorlar. Ya esinlenmiş. Ya ama okudu bunu yaladı yuttu. Şu anda onun kanununu çıkartmaya çalışıyor Anayasa Mahkemesi. Öyle mi? Peki hocam mesela yapay zekaya bu kitabı verdin. Can Yılmaz'a almasak Begum Mil kaça olur. Evet. Kitabı verdin. Yaladı yuttu. Buna benzer bir hikaye çıkar bize evet, dedin. Evet. Yapay zeka dese ki baba ben çok uğraştım ama bunun gibi bir hikaye kuramadım dese. Diyebilir. Diyebilir değil mi? Diyebilir. Hocam? Bunun gibi diyemez de bunu yazar da. Yazar abi yazar. Nasıl yazar? Bunu... Hayır ruhu olmaz. Bak yapay zeka benim eserimi yazsın. Abi, para zarfı. Bırakırım ya. Yazarlığı bırakırım hocam. İçinde ne varmış onun ya? Para zarfı var. Evet. Abi bak yazabilir. Evet hocam. Ama hiçbir zaman senin ruhunu o kitabın içine katamaz. Anlıyorum. Didaktik bir şey yazar yani. Evet. Ha bir gün makineye duyguyu da öğretirlerse yandık. O zaman bize de gerek kalmayacak gerek demek. İnsana gerek kalmayacak. İnsan gerek evde oturur. İnsan hobileriyle uğraşmaya başlar. Senin yerine mesela bir tane Zafer Algöz yapılır. Evet. Yapay zeka da yüklenmiş olur. Senin bütün evet. bilgilerin, geçmişin, hayatın hepsi yüklenir ona. Bir tane evet. Zafer Algöz devlet tiyatrosunda çalışır. Bir tanesi benim fake'imle turneye gider. Bir tanesi evde oturur. Bir tanesi sokakta gider. Böylece yükümüz hafifler. Ama işte onun maliyeti olacak. Kaç para mesela? Bir Zafer Algöz. Tamam kardeş yapıyoruz. Biz Zafer Algöz yapıyoruz. Neyi koyalım içine? Ne istiyorsun? Ona göre işte bunun 10 bin lira her şeyi. İşte zeka koyalım mı? Koyalım. Benim zekamı koyalım. Einstein zekası var. Zekaya koyalım. Gerek yok diyebilir benim için. Einstein zekası koyayım diyor. Suyundan da koy. Evet. Tamam. Biraz bir kaşık da ondan. Duygu katayım mı? Azıcık da duygu kat. Kimin duygusu olsun mesela? Abi ne bileyim. Stephen King'in duygusu olsun mu? Senin duygun olsun mu? Ahmet Haşim'in duygusu? Halil Karnas balıkçısının duygusu mu? İkisinden karışık olabiliyor bu. Olur. Bir tutam ben Halil Karnas. Ben o zaman sana helalinden bir 50 liralık Halil Karnas balıkçısı tamam, koyuyorum. Tamam hocam. Evet. 50 liralık da Nazım Hikmet koyuyorum. Biraz da Stefan'dan da şöyle bir serpsek hocam tamam, içine. Ondan da koydum. Evet. Acıma hissi. Acıma hissi var. Olsun. Sevgi. Olsun hocam. Dostluk, akrabalık olsun, ilişkileri olsun. Falan onlar. Akrabalık ilişkileri olmasın hocam. Onu siliyoruz. Onu siliyoruz. Düşelim onu hesaptan. Tamam. 47 bin dolar. Hocam bir şey yap da ayağımız alışsın ya. Ben sana, dolar dedim yine. Ben sana bir babalık yapayım. Evet. Ayağın alışsın, eşin dostunu getirirsin oyuncu evet. kardeşle. 47,5 demiyorum. 45 diyorum. 45 diyorsun. 5'ini ver, kapar alayım. 40'ını da 20-20 iki tane yaparız. İki zaten 2 ayda da anca teslim ederim. Peki... 40 dediniz de hocam. Onun yerine size 5-6 kişi daha getirsem. Hani bu arkadaşlara da he. referans versem hani sizinle yani sen ilgili. Şimdi yapay zekada hanutçuluğu başlatıyorsun. Tabii ben de onu. Yani Türk'ün aklına zaten bu gelir. Yani demiyorsun ki bu yapay zekaya ben nasıl bir katkıda bulunabilirim demiyorsun. 40 bin dolar para verirken. Hanutçuluğu getiriyorsun. Tabii işi ucuza getirmeye çalışıyorum ki. Hani tamam getir. 5 kişi getir. 5 kişi getir. 20 bine yaparım. 20 bine. Peşin mi ödeyeceğim yoksa yine? Yok iki taksit alırız sen. Hocam bak gel bunu altı taksit alırız. Ben sana bir babalık daha yapacağım. Buyurun. İnsan ilişkileri koyuyorum biraz. Tamam hocam azıcık serp. Serp. Tamam. Toplam 10 bin dolara. Hayır 20. 20 mi? 20. Çünkü abi bunun sermaye... Gelişi bana. Bize geri... Abi şimdi senin robotun silikondan dökülecek bilmem ne. Aa, masraf var gibi. Çin'den geliyor bütün parçalar. Vay vay vay. Ben bunu şimdi siparişini verdim. 15 günde zaten anca gelir. Parçalar Çin'den geliyor. Çin'den geliyor. Ama sen aynaya bak yani yan yana geldiğinizde ayırt edemeyeceksin. Yani. Sen misin Zafer Algöz? Sen misin Zafer Algöz? Çok küçük nüanslar var. Peki bu insanlar onlar da görmüyorsun. Peki birbirleriyle bir araya gelecekler mi bunlar dördü birden beşi birden? Gelebilirsin ama orada çatışma çıkabilir. Tabii yani. Sille tokat olabilir birden bire. Abi bir yapay zeka dedim ya makine öğrenmesi olduğu için kendini geliştirdiği için
bir diğer fake Zafer Algöz, asıl Zafer Algöz benim demeye başlarsa mesele olur. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Senin bu söylediğin mesela tam Spielberg'lik bir konu ha. Değil mi? Her yapalım karakterden 5 tane 6 tane olacak. Ama öyle bir film olması lazım. Yani robotların dünyayı, klasik dünyayı ele geçirmesiyle ilgili, akıllanmasıyla ilgili. Ama böyle bir şey yapsak, bir tane oyun yazalım mı abi? Yazalım. 4 tane Zafer Algöz var. Bir robot gerçek Zafer Algöz'ün kendi olduğunu iddia ediyor. Evet. Tamam neyse fazla da şey yapmam sonra hemen devlet buradan, tiyatrosunda görmüyorum. Ne kadar oldu Yunus süremiz? Bir saat oldu. Evet. Vay be, artık bir saat. Tamamdır. Hocam hasret rüzgarını yine bir nebze olsun dindirdik. Zannediyorum. Yani neden olmadığımızda istersen abi sen. Lütfen siz söyleyin hocam. Evet yani çekim yapamamamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Sette olmamız. Erşen Kunevi dizisinin ikinci sezonunu çekiyoruz. Yani ikimizin aynı anda işi olmuyor ama ikimizin aynı anda burada olmamız gerektiği için farklı günlerde işimiz olmasa bile yan yana gelemiyoruz. O yüzden bazı haftalar sizden ayrı kalmak zorunda kaldık. Kusura anladım bakmayın. Bunun için anlayışınız için de teşekkür ederiz. Bazı küfür eden arkadaşlar da var. Evet. Yapmayın. Gerek yok. Yani küfürlük evet bir durum yok. Burada eğlencesine akıllı bir şey olun. Bizi çıldırtmayın. Eğlencesine bir şey yapıyoruz. Evet. Bundan sonra işimiz biraz daha hafifleyeceği için her hafta birlikte olmaya çalışacağız. Geçenlerde de bir basketboldan bahsetmiştik ya hocam. Evet. Koraç kupası vardı dedin sen Koraç, eskiden. Evet bir tane basketbolcunun adı. Adı Koraç. O da trafik kazasında vefat etmiş Koraç. Evet, evet. Onun adını vermişler. Bir de eski Yugoslavya'nın biliyorsun efsane basketçisi vardı. Drazan Petrovic. Petrovic ha onu o da yani. O da trafik kazasında vefat Allah etti Allah. Ama dünya yıldızıydı. Çok evet, çok Petrovic büyük tanıyorum bir yıldızı Drazan Petrovic. Olağanüstü bir basketbolcu. Fener'de mi oynamıştı? Yok hocam. Ama tek başına takımdı. Yani müthiş bir yıldızdı. Belki Yunus aklamaz da Drazan Petrovic'in de resmi. Yok sakal koyacak onu. Peki hocam. Evet. Hanımefendiler, beyefendiler hasret rüzgarını bir nebze olsun indirebilme fırsatı bulduk. Efendim Anadolu Efes katkılarıyla bir burada olan burada kalır programının daha sonuna geldik. Ve her zaman olduğu gibi programımızın kapanış anonsunu kıymetli ortam hocaların hocası Cem Yılmaz yapacak. Buyurun genç adam. Hoşça kalın dostlar. İşte bu doğallıkta.